Para çekeceğiz ama biliyorum ya, para yapmamız lazım, onun için diyorum yani. Her şey demiş olabilirler şu anda. Operasyon yapıyoruz demişlerdir, savcıyız demişlerdir, polisiz demişlerdir, tamam mı? Sakın para çekme. Hiçbir devletin, hiçbir adamın senden telefonla arayıp da para yatırmanı, para çekmeni istemez. Tamam mı? Çekme. Ya ben para çekmeyeceğim zaten. Çekme. Ya yatırmayacaksın, havale de etmeyeceksin. Hiçbir şekilde devletin hiçbir kurumu senden para istemez. Tamam mı? Eğer bir devlet senden para istiyorsa gider, vergi dairesine gidersin değil mi? Bankaya seni gönderirim devlet. Hiç gördün mü? O yüzden bak sakın. Bak dolandırıcı bunlar, tamam mı? İsmi geçer. Serdar benim. Serdar. Beni adam sabahla kahvaltı yaptırdı. Tamam biliyorum. Seni 2 saat telefonda kafan ütüledi. Sürekli telefonda konuştu. Bak bunlar dolandırıcı. Tamam mı? Bak sana ihbarın geldi. Bak bankacı arkadaşları biliyor. Bak orada yeğenim varmış. Bak güvenlik görevlisi arkadaşlar var. Biz onları da uyardık, tamam mı? Biz polisiz. Onlar ya, ne? Onlar sahtekar, dolandırıcı. Telefonla seni dolandırmaya çalışıyorlar. Burada bile değiller. Aynı senin yaşlarında 3 kişi geldi hafta içi. Teyze, 2 tane amca. Çok uğraştık yani. Aman gözünü seveyim yapma yani. Bu senin evladın yaşına bak polis abi. Biz de öyle. Burada bile değiller, tamam mı? Bak burada bile değiller onlar. Telefonla seni yönlendiriyorlar. Sabah kahvaltını bile yapmadan, daha şeyini yapmadan seni kandırmaya çalışıyorlar, tamam mı? Parayı yatırsan gider. Daha burada değiller onlar. Seni sadece telefonla yönlendiriyorlar. Yüz yüze birine geldin mi sen? Geldi mi sana yüz yüze? Gelmedi değil mi? Telefonla sürekli seni oyaladılar. Doğru mu? Bak güvenlik arkadaş beni tanıyor. Bankadaki personeller beni tanıyor. Tamam mı? Sakın şey yapma. Git sen oğlun da git evine kahvaltını yap. Telefonunu kapat. Ben de şimdi söyleyeyim onlara da. Polis geldi de. Tamam mı? Gel. Bak sürekli bunu. Bak inanmıyor. Bak güvenlik arkadaş beni tanıyor. Tamam mı? Sen kız arkadaş ya, beni tanıyor. 2 haftadır sen tek iyisin bak. Gerçekten. Tamam inandırdılar seni. Farkındayım. Belki çelişkiye soktular. Yanına biri gelirse inanma dediler bilmem. Ama sen kesinlikle bak. Telefonla yüz yüze görüşmeden kimseye devletin polisine şeyine diye inanma. Ya burada senin yeğenin var bak. Ha bak yeğenin mi? Yeğeni sen öz yeğenin ya. Hadi bir sen onunla konuş bak. Yeğeninle konuş. O senin durumu açıklasın. Dolandırıldık. Ve evde kahvaltı yaptırma adam. Ben emniyet müdürüyüm dedi. Biraz konuştu. Hesaplarının hepsini bilmişler. Ondan sonra hesapları bildikten sonra inandırdılar. Seni dedi komisere veriyorum dedi. Manavgat başkomiserine veriyorum dedi. Dışarıda o konuştu. Aman dedi kimseye demeden gidecek gel şu hırsızı yakalayalım dedi. Senin paranı aktarmışlar başka bir yere dedi. O parayı aktaranları dedi yakalayacağız dedi. Buranın personelinden şikayet edin. Emniyete yardımcı ol. Bu işi halledelim dedi. 35 bin euro dedi Türk parasına çevir. Türk parasına çevirdikten sonra dedi İBAN'ın numarasına at dedi. Göndersin dedi. Göndersin derken sen dedi gönderemem. Zaten dedi senin paran yok ki dedi. Bu para devletin dedi. Devletin parasını dedi masrafların devlete çıkacak dedi. Sadece dedi bu dedi parayı ne yapacak verirlerse dedi araba aldım dedi ya pasat aldım ona ödeyeceğim dedi. Yolunu da gösterdi. Oğlum. Oğlanı zaten gizli gibi indirdik arabaya. Arabaya zaten cipten bizi takip ediyorlar. Neredesin, hangi kavşaktasın, nasıl geldin, nereye gittin? Manavga'da girişe kadar arkamı yere park et konuşalım dedi. Eline bir kağıt gelemez dedi. İBAN numarasını yazdırdı. Polise de inanmadım burada. Polis bir şey değilse dedi. İnanma onlara dedi. Şu anda ödemekten kurtuldunuz. Ha, çok şükür. Evet Allah'a sonra senin sayın. En son haber.